بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شاكرين إلا من أتى الله بقلب سليم. Aziz ve muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerime Haşr suresinin sonunda Huvallahu lezi'ye gelmeden iki ayet üstündeki bir ayettir. Bu ayeti kerimede Allah-u Teala Hazretleri bütün insanlara şöyle hitap ediyor. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ سُوا Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Allah'ı unutmak nasıl olur? Allah-u Teala Hazretleri dünyaya insanları ibadet etmek için yaratmıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bir insanları ancak Allah'a ibadet etsinler, onun varlığını ve birliğini tasdik etsinler diyerek halgettik diyor. İnsan abes olarak yaratılmamıştır. Şer yapmak için, kan dökmek için, adam öldürmek için, hırsızlık yapmak için vesaire gibi bu kötü hareketleri yapmak için insan yaratılmamıştır. İnsanın yaratılış gayesi yaratanını tanımak, ona ibadet etmek, ona kulluk vazifelerini yerine getirmek için yaratılmıştır. Onun için ayet-i kerimede وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın istiyor Cenab-ı Hak. Allah'ı unutan bir sürü insan var. Her gün Cenab-ı Hakk'ın nimetini yerler. Allah'ın vermiş olduğu sıhhatı kullanırlar. Rızık olarak Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerini yerler. Ama bu nimetleri bize ihsan eden, bu nimetleri bize veren, hiçbir aklımızın, hesabımızın olmadığı yerlerden bize bu çeşitli nimetleri, rızıkları veren kimdir diye onu düşünmezler ve ona karşı ibadet vazifelerini, kulluk vazifelerini yerine getirmezler. Böyle bir sürü insan var. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Onlar kendi nefislerini unutmuşlardır. Onları Allah kendilerini unutturmuştur. Yani Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturmuştur. Onlar dünyaya geliş gayelerini idrak edememişlerdir. Onlar ya dünyaya niye geldiklerinin farkına varmamışlardır. Varamamışlardır. Onun için böyle olmayalım. Allah-u Teala olmayın diyor, böyle diyor. Böyle olursanız ulaikumul fasikun, Allah'ı unutanlar fasıkların ta kendileridir diyor. Allah muhafaza eylesin. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'a karşı ibadet vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmek için çaba ve gayret sarf etmemiz lazım. Nasıl dünyada kısa bir ömrümüz var, bu ömrün gereklerini yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. İşe sabahın erkenden gidenler var, gece çalışanlar var, var diyelim vesaire. Demek ki bütün bunlar çalışmaların altında yatan nedir? Hayatımı kimseye muhtaç olmadanca rahat bir şekilde sürebileyim diyerek çalışma gayri sarf ediyoruz. Bunun yanında Allah-u Teala Hazretlerinin bize bu kadar nimeti veren Rabbimize karşı da biraz gayret sarf etmemiz, çaba ve gayret sarf etmemiz gerekmez mi yani? Evet, hadis-i şerifte yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları anlatmış ama ben bir ayeti kerimeyi daha size nakletmek istiyorum. Estağfirullah. Ve men ya'şu an zikrirrahmane nuqayyid lehu şeytanen fehuve lehu garin. Kim Allahu Teala Hazretlerini zikirden yüz çevirir, ona karşı gözünü yumar, onu terk ederse, Allah'a karşı olan ibadet ve zikir vazifelerini terk eder, ona aldırış etmez, ondan uzak durur, ona karşı gözünü yumarsa ne olur karşılığında? Nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu garin. Allah-u Teala Hazretleri biz ona şeytanı en yakın dost olarak veririz diyor. Şeytan bu gibi insanların en yakın dostudur, en yakın arkadaşı olur. Çünkü o Allah'ı zikreder, unutunca, gidince şeytan onun yanına gelir ve ona en güzel, en samimi dost olur. Çünkü bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günde 70 sefere şeytan insanın kalbini yoklar diyor. Burnunu sokar,
acaba bu kalpte Allah'ı zikir var mı yok mu? O kalp Allah'ı zikrediyorsa hemen oradan uzaklaşır. Yoksa gafilse girer oraya iyice bir yerleşir, çöreklenir. Daha onu oradan çıkarmak çok zorlaşır yani. Nukayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin. Şeytan en yakın dostu olur, onun en yakın arkadaşı olur artık. Böyle olunca şeytan bir adamın en yakın dostu, en yakın arkadaşı olup da olduğu zaman şeytan ne yapar? İnsanlara iyiliği emretmez. Şunları şunları yap, sonra da cennete gideceksin demez. Şeytanın gayesi insanları Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak, ahirette cennetten uzaklaştırmak, insanlara iyi iş olan şeyleri yaptırmamaktır. Bunları yaptırmaz. Ve innehum, o şeytan, لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُتَدُونَ. Bu gibi şeytan en yakın dostu olan insanlar ve innehum لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ, doğru olan yoldan onları uzaklaştırır. Sırat-ı müstakimden uzaklaştırır. Hiç farkına bile varmaz o. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُتَدُونَ. O kendisini, bu durumda olan insanlar kendilerini hidayette zannederler. Biz doğru olan yoldayız derler. Bizim gittiğimiz yol doğrudur derler. Bizim yaşayışımız doğrudur derler. Dini kendi yaşayışlarına uydurmaya çalışırlar. Kendileri dinin emirlerine uyacakları yerde, dinin emirlerini kendi yaşayışına uydurmaya çalışırlar. Biz doğru yoldayız. Öyle derler. Ne derler? Bizim kalbimiz temiz. Sen akşam sabah Allah'a ibadet edersin, namaz kılarsın ama ben senden daha iyi kalpliyimdir, senden önce cennete gireceğim der. Şeytan çünkü o vesveseyi veriyor onun kalbine. Onu telkin ediyor ona yani. وَاِنَّمْ لِيَسُدُّونَ مَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُتَدُونَ. O kendini dosdoğru olan yolda, hidayette zannettiği halde sapıtmıştır. Başka yolları kendisi için iyi görmeye başlar. Böyle göre göre devam eder, hayat biter. Hayat bitti. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna çıktığı zaman ne der? Hatta اِذَا جَاءُوا قَالَ اَكَذَّ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْغَرِينِ. Hatta اِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْغَرِينِ. Der ki ey sen ne fena bir arkadaşmışsın. Sen ne fena bir dostmuşsun. Sen ne fena bir insanmışsın. Sen ne fenaymışsın ki beni hak olan yordan uzaklaştırdın. O kötü batıl olan yolu bana iyi gösterdin. Beni aldattın. Beni kandırdın. Beni Rabbime karşı ibadetten uzak tuttun. Bulunmuş olduğum bu kötü yolu bana iyi gösterdin. Keşke seninle benim aramda uzun bir mesafe olsaydı da seni hiç görmeseydim diyerek onu öyle temenni eder, öyle arzu eder. Allah muhafaza eylesin. Demek ki Allah'ı zikirden uzaklaşan insanlara şeytan hemen gelir, musallat olur, onun en yakın dostu olur. Allah-u Teala Hazretleri yine Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. يَوْمَ, o kıyamet gününde. Herkes ölecek yani. İnkar etsen de, en büyük bu doktorlara gitsen de, bir gün ölüm muhakkak tahakkuk edecektir yani. Herkes dünyada ölümü tatmayan insan yoktur. Herkes ölecektir. Ölüm bir gerçektir. Bunu kimse inkar edemez. Ölü olduğuna göre herkes ölecek. Öldüğü zaman şu geçici, fani olan dünya hayatı sona erdi. Ama o zaman insan uyanacak işte. Ne zaman uyanacak biliyor musunuz? Öldüğü zaman uyanacak insan. Uyanacak o zaman, gerçekleri görecek, hakikatleri anlayacak, dünyayı boşuna geçirdiğini anlayacak. Yevme, işte o günde, kıyamet gününde, yeb'atuhumullahu cemi'an. Bütün insanları, hepsini dirilteceğiz. Herkes kalkacak. Allah-u Teala Hazretleri herkesi tekrar diriltecektir. Allah için bu zor bir şey değildir. Bir nefsi bütün insanları diriltmek, bir nefsi diriltmek gibidir. Öyledir. Cenab-ı Hakk'a her şey kolaydır. O bir şeyi murad ettiği zaman kün feyekün, ol der hemen oluverir yani. Onun kudreti her şeye hakim ve kadirdir. Feyunebbihum bima amilu. Dünyadaki bütün yaptıklarımızı teker teker haber vereceğiz. İyilik yaptıysan da haber verilecek.
Kötülük yaptıysan da haber verilecek. Asahullah ve nesu. Siz o yaptıklarınızın bazılarını unuttunuz. Unuttu, geçti. Yıllar geçti. Ama o yazıldı. Deftere kaydedildi. Bilgisayara geçildi. Muhafaza ediyor bilgisayarda. Ehsâhullâhu ve nesû. Bir kısmını hatırlarsınız ama bir kısmı da unutmuşsunuzdur. Onu hatırlamak bile istemezsiniz. O halde Allah-u Teala Hazretleri unuttuklarınızı da unutmadıklarınızı da bildiklerinizi de bilmediklerinizi de bütün yaptıklarınızı A'den Z'ye kadar en ufaktan zerreden kuruya kadar ne kadar şey yaptıysan hepsini Allah karşısına dikecektir. Vallahu alâ kulli şeyin şehit, Allah her şeye şahittir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Evet, Allah-u Teala Hazretlerinden gizli bir şey olamaz. Câsiye suresinde Cenab-ı Hak yine bir ayeti kerimede وَتَرَا كُلَّ اُمَّتٍ جَافِيَ bütün insanlar, bütün insanlar diyor bak, bütün insanlar, bütün ümmetler diz üzeri çökmüş olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunacaklardı. Herkes diz üzeri çökecek korkudan. Ne olacak o zaman biliyor musunuz? Kullu ümmetin tud'a ila kitabiha. Hepsine davet edecek. Gelin, gelin, gelin bakalım. Gelin, şu kitabınızı alın. Hani sizin içinde bir kitap tanzim edilmişti ya. İki tane görevli melek vardı. İki omzunuzda. Onlar sizin her yaptığınızı yazıyorlardı. İyilik de yapsan yazıyor, kötülük de yapsan yazıyorlardı. İşte o kitabı elinize almak için gelin bakalım. Tud'a ila kitabiha. Kitaplarını almak için davet edilecek. Gelin gelin buraya, herkes gelecek. اَلَّوْمَ تُزَّوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ bugün yaptıklarınızın dışında size hiç zulmedilmeyecek. Ne yaptıysan onun karşılığını bulacaksın. هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ İşte şu kitap var ya, elinizdeki olan şu amel defteriniz var ya, kitabınız var ya, amel defteriniz, kitap olarak zikrediliyor. يَنْتُقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ Hakkı söyleyecek ancak siz. Onun içinde yalan asla yoktur. Melekler, o müvekkel melekler, yazı yazan melekler, iki omuzumuzdaki iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi yazan melekler, ne diyecekler biliyor musun? Sakın yanlış anlamayın ha! اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz sadece sizin yazdıklarınızı, yaptıklarınızı yazdık. Kendimizden bir şey yapmadık. Yazmadık. Siz ne yapmış iseniz onu aynen yazdık. Yani sizin yaptıklarınızı unutmadık ha. Zerre miktarı iyilik de yapsan, hardal tanesi kadar iyilik de yapsan onu da yazdık, kutunu da yazdık. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre miktarı hayır işletsen göreceksin, şer işletsen de göreceksin. O halde biz diyor hiçbir şeyi unutmadık. نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bütün sizin yaptıklarınızı yazdık. Evet. Demek ki şu halde bizim yaptıklarımız hepsi kaydediliyor. Bilgisayara geçiliyor. Huzur-u ilahiye varıldığı zaman defteri alacak. Bilgisayarın düğmesine basan, bastığımız zaman nasıl bütün şeceremiz, memleketimiz, doğumumuz, anamız, babamız, ecdadımız, sülalemiz, kuyumuz, her şeyimiz hemen ekrana geliyorsa, orada da ekrana gelecek. Bakacaksın böyle ekranda, ben bunları yaptıydım. İtiraf etmeye başlayacak insan. Yaptıklarını itiraf edecek. İyilik de olsa kötülük de hepsini görecektir orada. Öyle diyor. Ayet öyle diyor yani. İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'malun. Bütün sizin yaptıklarınızı biz yazdık. Kendimizden bir şey yazmadık. Sizin yaptıklarını yazdık. O halde kendi yaptıklarına karşı karşıya kal kardeşim. İyiliklerle doluysan mükafat seni bekliyor. Ama kötülükler yaptıysan cezasını da katlanmak zorundasın. Çünkü sana ikaz edildi. İzah edildi. Camilerde vaaz-ı nasihatlar yapıldı. Kur'an gibi bir kitap kıyamete kadar elindeydi. Neden o kitabın içindekileri elini açıp da bir gün bu bana ne emrediyor diye bakmadın? Akif'in dediği gibi ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor Akif.
Biz sadece bunun için Kur'an'ı alıyoruz. Kur'an'ı sadece biz ölü kitap olarak telakki ediyoruz bugün. Evet, ölü kitap. Önümüz olduğu zaman hemen hoca efendiler gelin bir hatim indirin. Hatim indirin de bizim mevtamız, yakınımız, anamız, babamız veya akrabamız kimse, onun ruhu şad olsun, onun ruhu iyi olsun. İyi ama, peki bizim ne oluyor? Hayatta olanların ruhu ne oluyor? Hayatta olanların görevi yok mu Kur'an'a karşı hiç? Kur'an'lara hiçbir şey emretmiyor mu? Sadece ölülerin şeyini kurtarmak için, ahirette ölülerin hareketi kurtarmak için mi inmiştir Kur'an? Hayır. O halde ölülere inseydi Resulullah'ın işi daha kolay olurdu. Cennetül Baki veya Cennetül Muala mezarlığına gider Peygamberimiz, Kur'an'ı ölülere okur, mesele halledilir. Ama öyle değil. Kur'an ölülere değil, dirilere indi. Çünkü bu bir hidayet kaynağıdır. Ölü ölmüştür, hayat bitmiştir onun için. Ama biz hayattayız. Biz yaşıyoruz, biz koşuyoruz, biz konuşuyoruz, biz yiyoruz, biz içiyoruz, işler yapıyoruz. O halde Kur'an bize yaptığımız için doğru veya yanlış olduğunu anlatmak, bildirmek için indirilmiştir. Evet, Kur'an'ı böyle telakki edeceğiz. Evde süslü kesenin içerisine asıp evin bir köşesine beklemek için indirmemiştir Kur'an. Onu alacaksın, okuyacağız oradan. Ne diyor bunun içerisinde? Allah-u Teala'nın ne emirleri var bunun içerisinde diye ona bakmak, onu anlamak mecbursundayız. Zannetme, ya ben hoca mıyım bunu anlayacağım diyemezsin kendini kurtarmak için. Bir sürü kitaplar var. Mealler var. Hoca efendiler camilerde her akşam Allah razı olsun her camide bazı nasihatlarla anlatıyorlar gerçekleri. Ha, orada anlatılanlar işte az evvel okuduğumuz gibi Kur'an'dan ayetler bunlar işte. Allah-u Teala Hazreti bize Kur'an'dan ayetler anlatıyor. Cemaat-i Müslümin ne yapıyor? Biz cemaat olarak ne yapıyoruz? Kapıdan çıkarken dinlediklerimizin hepsini burada bırakıp çekip gidiyoruz. Bu bana anlatıldı. Sahabe-i kiramı sahabe yapan işte bu duyguydu. Resulullah bir şey söyledim mi? Onu hemen tutuyorlar, ondan asla ayrılmıyorlardı. Sadakat vardı. Evet, teslimiyet vardı onlarda. Bakın kısa bir şey anlatacağım size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'imiz bir adamın parmağında altın yüzük görmüş. Biliyorsun erkeklere altın yüzük takmak caiz değildir. İslam ona müsaade etmiyor. Resulullah diyor ki sizden biriniz parmağında bir ateş parçası taşıyor diyor. Ve tutuyor Resulullah, altı kaldırıp atıyor yere. Çekip gidiyor. Peygamber buradan gittikten sonra diğer sahabeler diyorlar ki ya onu al oradan satarsın menfaatlanırsın. O sahabe ne diyor biliyor musun? Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın attığı bir şeyi elime sürmem diyor. Gördün mü teslimiyeti? Emre itaati gördük mü ayda böyle olduğumuz zaman kurtulabiliriz ancak. Şimdi kendi nefsime soruyorum. Acaba sen alır mısın diyorum. Bakıyor nefsim diyor ki al diyor unuttun diye. Satarsın parasını kazanırsın diyor. Ya. Onun için teslimiyet bu. İşte teslim olmak bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabesi Resulullah'a böyle teslim olmuştu. Böyle itaat ediyordu. Onun emrinden asla dışarı çıkmak istemiyordu. Bir hadis gördüğü zaman, bir ayeti kerimeye vakıf olduğu zaman belki sahabenin hepsi hafız değildi. Sahabenin hepsi hafız değildi ha. Onlar da 50-60 yaşında insan vardı. Kur'an-ı Kerim öyle hafız olmak kolay değil. Ezberleyecek baştan aşağı. Ama içinde hafız olanlar da vardı, yok değildi. Ama küllüm hepsi hafız değildi. Belki Kur'an'dan bazı ayetleri biliyorlardı. Ama o bildikleri, duydukları, öğrendikleri ayetle amel etmeye çalışıyorlardı. Ona tabi oluyorlardı. Onların gözleri, gönülleri açıktı. Onların gözleri, gönülleri açıktı. Kur'an-ı Kerim'de yine وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَبِيلًا. Allah muhafaza eylesin. Bu dünyada kör olanlar, kör olan kimse, yani gerçekleri görmeye karşı gözleri kör. Esasında gözleri görmeyen insana kör değil onlar. Evet, gerçekleri görmeye karşı gözlerini kapatan insanlar, kör gibi davranan insanlar, kıyamet gününde de kör olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaklardır. Yine Taha suresinde Estağfirullah ve men arada an zikri fe inne lehu ma'işeten zanken ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Kim bizim zikrimizden yüz çevirir, uzak durur, Allah'ı tanımaz, anmaz, ibadet nedir, emir nedir, onlara hiç kulaklarını tıkarırsa kıyamet gününde onu biz kör olarak haşredeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Allah muhafaza eylesin. Okul diyecek ki ya Rabbi
Benim dünyadayken gözlerim gayet güzel görüyordu. Burada gözlerim görmez oldu. Ama oldum burada, kör oldum. Neden? Cenab-ı Hak diyor ki, kulum, sen benim ayetlerime karşı gözlerini kör gibi davrandın. Görmedin, uzak durdun, kapattın, gönlünü de gözünü de kapattın. Onun sebebiyle burada şimdi bu şekilde muamele görüyorsun diyecektir. Biliyorsunuz bir sene bitmek üzere. 2012 senesi bitti, 2-3 gün sonra 2013 senesine girilecek. Bundan hemen 1-2 ay önce de şey vardı, Hicri yılbaşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'imizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini sene başı olarak kabul edilmiş ve Müslümanlar yıllarca onu kullanmışlardı. Ama ne yazık ki ondan kimsenin haberi yok. Camilerde, hoca efendiler, mihraplarda, minberlerde söylüyorlar, Hicri yılbaşımız yarın şu gün başladı falan diyerek Muharrem ayını siz de insanlara hatırlatıyorlar. Hiç kimse de hazırlık yok. Bir sene ömrüm gitti. Bir sene geride kaldı. Bir sene ömürden zarar ettim. Bunun hesabını nasıl vereceğim diye düşüneceğimiz yerde şimdi birkaç gün sonra millet danalar gibi tepileceklerdir. Şimdiden yerler hazırlattırdılar. Elbiseler hazırladılar. Envai çeşit içkileri, şunları bunları hazırlık devam ediyor birçok yerlerde. Ne yapacaklar orada? Hayır mı isteyecekler? Şer işlemek için hazırlanıyorlar. Şer. Allah'a isyan etmek için hazırlanıyorlar. Evet, Allah'a isyan etmek için içkiler su gibi içilecektir. Kumarlar serbestçe oynanacaktır. Ve buralarda her türlü melanet yapılacaktır. Evet. Ve biz de Müslüman olarak hiç bir şeyden umurumuza bile yaparsa bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne gidiyoruz? Bana ne diye diye zaten bu hale geldik. Evet, bana ne, ne mi lazımcılık zaten bizi bu hale getirdi. Kötülükler zamanında önlenmezse onu önleyemezsiniz büyüdüğü zaman. En basit bir misal, hepsini biliyorsunuz. Şu bir yerde küçük bir yangın çıksa, hemen bir kişi o yangını söndürebilir. Hemen bir gayret sarf eder, üzerine basar, toprak atar, şu olur, bu olur, yangın büyümeden söndürülürse tehlike önlenmiş olur. Aman bana ne ya, benim evim yanmıyor ya. Yanarsa yansın dediğimiz an sadece o bulunduğu yeri değil mahalleyi patır kütür yakacak ve bu arada belki de bize de sirayet edecek veya bizim komşumuza sirayet edecek. Başka birisinin canı yanacaktır. Evet, kötülükler böyle. Kötülükleri ufak gene önleyemedik, aldırış etmedik, bana ne, ne mi lazım diye diye o mesele öyle büyüdü ki ondan şimdi devlet bile başa çıkamaz hale geldi. Allah muhafaza eylesin. Onun için aziz kardeşlerim, dünya bir imtihan yeri. Allah-u Teala Hazretleri burada yapmış olduğumuz her amelin karşılığını kıyamet günde bize ne yapacaktır? Soracaktır. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhtar-ı Hadis, hadis kitabının hadisinde şöyle buyuruyor. An Hakim İbni Amr'im radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Efendimiz'den bu hadisi rivayet eden bu zat diyor ki Resulullah şöyle buyurdu diyor. Kunu fit dünya ezrafen. Fani ve geçici olan dünya hayatına sanki müsafir gibi yaşayın. Dünyada müsafir gibi yaşayın. Vettekidul mesacide büyüten. Mescitleri, camileri eviniz gibi kabul edin. Camiler, mescitleri eviniz gibi kabul edin. En güzel rahatı Müslüman insan nerede yapar? Kendi evinde yapar. En rahatı insan kendi evinde bulur. Huzuru kendi evinde bulur. Oraya vardığı zaman insan bulur, huzur bulur. Şöyle orada evinde rahat rahat oturur. Yani huzur içindedir evin içerisinde. İşte mescitlerde kendi evinizde bulduğunuz huzur bulduğunuz gibi mescitlerde de kendinizi huzur bulun. Orayı eviniz gibi kabul edin. Evinizden bir parça kabul edin orayı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müminle münafığı şöyle benzetiyor. Münafık diyor, münafık camide kafesin içindeki kuş gibidir diyor. O kuşun kafesi altından da yapılsa, mücevherlerle dopdolu olsa kuş dışarı çıkmak ister. Hep kendisini dışarı atar. Bir delik bulsam da şuradan çıksam diye bakar. Mümin de camide suyun içindeki balık gibidir diyor. Balık hayat, hayatı nerede verir?
Nerede devam ettiğini suyun içinde rahat eder. Dışarı çıktığı zaman ölüm alametleri göstermeye başlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demek ki mümini, Müslümanı caminin içerisinde neye benzetiyor? Caminin içerisinde bulunduğu zaman suyun içindeki balık gibi rahat eder diyor. Onun için hadiste وَاتَّقِدُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتًا Mescitleri eviniz gibi yapın. Yani her zaman oraya gelip gidin. Oraya yabancı durmayın. Haftada bir gün değil, senede bir bayram namazına değil, günde 5 sefere camiye gelin. Burası sizin yeriniz, eviniz, her şeyimiz burası bizim. Huzuru burada buluyoruz. Rahatı burada buluyoruz. Rabbimize güzel ibadeti burada yapıyoruz. Evet, gönül içinde, huzur içinde ibadet camilerde yapılır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Evinizde kılmış olduğunuz namaz caiz midir? Caizdir. Ama 27 derece sevap almak istiyorsan diyor, camiye gel diyor. Çünkü burada 27 derece sevap var diyor. Cemaate iştirak ettiğin zaman diyor. Bakın, evdeki aynı namazı kılıyorsun da caizdir. Ama camiye geldiğin zaman 27 derece daha fazla sevap kazanıyorsun. Bir de bunun yanında camiye gelirken bu sevabı kazanıyorsun camide, cemaatla. Ama evinden buraya kadar gelirken her adımına Cenab-ı Hak bir günahımızı affediyor, diğer adımımıza bir derece veriyor. Evimizden buraya gelinceye kadar atmış olduğumuz her adım bizim için bir kazanç oluyor. Demek ki caminin ayrı bir özelliği var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? وَاتَّقِدُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتًا Mescitleri, camileri kendinize eviniz gibi kabul edin. وَعَوِّدُوا قُلُوبَكُمُ الرِّكَّةَ Kalplerinizi yumuşaklığa alıştırınız. Katı kalpli. Asi olmayınız. Müslüman katı kalpli olamaz. Müslümanın kalbine iman yumuşaklık verir. O iman onun kalbinde olduğu müddetçe yumuşaklık verir. Ne diyor Peygamberimiz Efendimiz hakkında Cenab-ı Hak? Habibim sen eğer o insanlara kaba davransaydın, sert davransaydın, onları kapından kovmuş olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Estağfirullah. Febime rahmetim minallahi lintelehum. Sen onlara merhametli davrandın. Onlara şefkatli davrandın. Onlara güzel davrandın. İyi davrandın. Onlar senin etrafında toplandı bir daha ayrılmak istemiyorlar. Gitmiyorlar. Yani Resulullah'ın etrafında sahabe oturduğu zaman oradan ayrılmak istemezlerdi. Çünkü Resulullah'ın her hareketi onların hoşuna gidiyordu. Resulullah onlara merhametli davranıyordu. Şefkatli davranıyordu. Onlara karşı son derece iyi davranıyordu. Onun için de onlar Resulullah'ın etrafından ayrılıp da gitmek istemiyorlardı. Şu halde müminin kalbi nasıl olacaktır? Yumuşak olacaktır. Katı kalpli, sert, insanları kıran, azarlayan, küfreden, şunu yapan, bunu yapan böyle bir Müslümanın kalbi böyle olmaması lazım. Müslüman kalbini buna alıştıracak. Ve eksiru tefekküre. Tefekkürü çoğaltın, düşünün. Gelişini düşün. Yaşayışını düşün. Ahirette gideceğini düşün. Evet. Vel bükaya, ağlamaya çok yapın. Çünkü günahımız çok. Günahlarımızı ağlıyoruz. Bazen öyle ağlıyoruz ki bir mal kaybettiğimiz zaman Allah'ımız diyor hongur hongur ağlıyor. Yani maddi bir şey kaybettiğimiz zaman ağlayan adam ahiret için hiç gözyaşı dökmüyor. Bir de Allah'ın huzuruna vardığımız zaman Allah muhafaza günahlarla karşı karşıya kaldığımız zaman orada ağlamadansa burada ağlamak daha faydalıdır. Çünkü burada ağlamanın faydası vardır ama orada ağlamanın hiçbir faydası yok. Evet. Ve la tahtelib bikum lehvaya. Evet. Ahirete hazırlıklardan sakın ihtilafa düşmeyin. Hasıl ahirete hazırlığı yapın. Onun için çalışın, çaba ve gayret sarf edin. Tebnun ma la teskunun. Binalar yapıyorsunuz. Halbuki binaların içerisinde bazen öyle oluyor ki adam ev almış. Bunlar olan hadiseler. Oldu olan yani. Ev alıyor. Evinin içerisine her türlü koltuğunu, şusunu, busunu her şeyi düzeltiyor. Akrabalarından birisi diyor ki olan bir hadiseyi anlatıyorum. Ya diyorlar bu akşam evde yalnız ne yapacaksın? Gel bize bu akşam misafir ol. Yarın gidersin evine yerleşirsin diyor. Her şeyini evine almış. Her şeyini eş teşkilatının hepsini yerleştirmiş. Adam o akşam komşusundan misafir oluyor. Sabahleyin diyor ki kalk artık bir de bakıyorlar ki adam ölmüş gitmiş. Buyur. Evet. Tebnûne mâ lâ teskünün. Oturmaya garantiniz olmayan evleri yapıyorsunuz. Evet.
Ve tecmeûne mâ lâ te'külün. Yemeye imkanınız olmayacak malları yığıyorsunuz. Herkes bütün kazancının hepsini yiyerek gitmiyor ahirete. Bazı onları bırakarak gidiyor burada. Topluyor, yığıyor. Bakıyorsun ölüm gelmiş, çekip gidiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a isyan eden meşhur Karun çok zengin bir insandı. Yanında Allah Resulü Hazreti Musa gibi bir peygambere isyan etti. Azdı. Malı onu azdırdı. Ne oldu? Cenab-ı Hak malını yer altına doğru çekti aldı. فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Ne oldu Karun? Yapayalnız kalakaldı. Mal yok, servet yok, servet hepsi gitti. Evet, öyle diyor. وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ Yiyemeyeceğiniz, yemeye garantiniz olmayan malları topluyorsunuz. Ama hesabını da vermeyi düşünün. وَتَأَمَّلُونَ وَتَأَمِّلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ Evet, emellerimiz o şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çoğuna ulaşamıyoruz. Hiç kimse dünyanın işini bırakarak, bitirerek ahirete gitmiyor. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizleri kendi rızasına uygun amel işlemeyi nasip eylesin. Aklı başında olarak yaşayanlardan eylesin. Aklını iyi yerlerde kullanan kullardan eylesin. Cenab-ı Hak kötü olan şeylerden bizleri, bütün Müslüman kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Bakın, Ani İbni Abbas radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Abbas'tan radıyallahu anh'dan bir hadis, Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyuruyor. Seyekûnü fî âhiri ümmeti yakbâmın. Kıyamet yaklaştığı zaman bir takım kavimler meydana gelecek. İnsanlar çoğu topluluğu çıkacak. Yüzahrifûne mesâcidehum ve yuhribûne gulûbem. Mescitlerini süsleyecekler. Mescitler gayet güzel. Avizeleriyle, halısıyla, duvarlarıyla, her şeyle mükemmel. Ama ve yuhribûne gulûbem. Kalpleri harap. Allah muhafaza. Kalpleri harap. Mescitler güzel, süslü. Gayet güzel, her şeyle mükemmel ama o mescitleri inşa eden, zinetlenen insanlar kendi kalplerini harap etmişlerdir. يَتَّقِي اِحَادُمَ لَا ثَوْبِهِ مَا لَا يَتَّقَ لَا دِينَ Onlardan bir tanesi, kendi elbisesine gösterdiği ihtimamı dinine göstermez diyor. Kendi elbisesine gösterdiği ihtimamı, titizliği dinine göstermez. Elbisemizin, giymiş olduğu elbisemizin bir yerine bir leke veya bir şey sürülse, onu hemen defetmeye çalışırız. Bulamasak temizleyiciye götürürüz. Arkadaş ya bu burada giyilmez böyle. Halk içine çıkıyorum deriz. Onu ya yap temizlettiririz, güzelleştiririz ya da olmuyorsa gar atarız yenisini almaya çalışırız. Ama dine her gün darbeler vuruluyor. Dine her gün küfürler yapılıyor. Dine her gün saldırılar yapılıyor. Onun karşısında bana ne mi lazım ben miyim diyecek hemen bir köşeye çekiliriz. La yubali ahadun iza selamet lehu dunyahu ma kana fi min emri dini. Evet, onun dünya işi, dünya ile olan işleri tıkırında oldun mu? Geliri tıkırında oldun mu? Ahiret için onun için hiç mühim değil. Evet. Dünya tıkırında oldun mu ahiret mühim değil. Şimdi bak görüyorsunuz insanlar ne yapıyorlar? Bir sürü hazırlık yapıyorlar. Neye? Yılbaşında göbek atmak için, eğlenmek için, içki içmek için. Halbuki bunlar İslam'ın hiçbir yerinde yok. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Yılbaşı bizim değil. Hristiyanların yılbaşını. Ne yaparsın? Biz bundan kurtulamıyoruz. Alırsın bir tane takvim, evine asarsın namaz vakitini öğrenmek için mesele halletti. O akşam onlara benzememek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne diyor? Men teşebbehe bi kavmin fehüve min. Kim bir kavme benzemeye çalışsa o ondandır diyor. Hristiyanların yaşayışlarına benzemeye çalışsan Hristiyan gibi muamele görürsün. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şanlı şurada çok tehlikeli hadis var onu anlatıyor. Siz diyor sizden önceki ümmetlere insanların yaşayışlarına karış karış zira zira uyacaksınız diyor onlara. Yani siz kendinizden önceki insanların yaşayışlarına karış karış zira zira ne yapacaksınız? Uyacaksınız onların yaşayışlarına. Uyacaksınız diyor. Hatta onlar diyor, onlara uymak için onlar hatta levdekalu hucra zabbin letettebi'tumu. Onlardan birisi tarla faresinin deliğine girse onlara uymak için siz de o tarla faresinin deliğine girersiniz. Bu ne demek istiyor? Yani onları harfiyen uyarsınız. Onlar ne yaparsa o yapar. Moda çıktı,
Tamam, modaya uy. Moda senin dinin, imanın, mukaddesatın, eşin, ibadet. Öyle bir hale geldi. Modaya uymak için yapmadığımız maskaralıklar kalmadı. Evlerde çocuklarımız modanın esiri oldu. Kızlarımız modanın esiri oldu. Erkeklerimiz modanın esiri oldu. Saçlarına bakıyorsun, acayip bir şey yapmış. Testere dişleri gibi yakar. Neden? Moda öyleymiş efendim. Buna uymak zorunda. Evet, öyle diyor. Kulna ya Resulullah, böyle hadis-i şerifinde siz onlara her hususta, her noktada uymaya çalıştığınız hadis-i şerifi söyleyince dedik ki diyor ya Resulullah, bu bizden önceki dediklerini kimler olabilir? El-Yahudu ve Nesara, Hristiyanlar ve Yahudiler olur mu? Onlar mıdır deyince böyle femen. Evet onlar da, onlar kim olabilecek? Onların yaşayışlarını benimsedik. Onların şeylerini benimsedik. 1900 işte daha önceki yıllarda dünyada ilk defa güzellik yarışması oluyor. Bizden de bir tane Türk kızı o yarışmaya giriyor. Yarışmada birinci yapıyorlar. Neden? Neden birinci yapıyorlar biliyor musunuz? Bu zamana kadar saçının bir kılını yabancıya göstermeyen Müslüman kızını soyduk diyor. Evet, sahneye çıkarttık. Çırçıplak soyduk. Buna muvaffak olduk diye adamlar göbek atıyorlar. Böyle bir hale geldik şimdi kardeşim. İyi bakmak lazım, iyi dikkat etmek lazım. Yaşayışımız öyle. Evet, şimdi dünya hayatı böyle. Akif'ten bir şiir okuyacağım. Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömrü faniden, ömrü fani dünyadaki hayat. Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömrü saniden. Onun bir aynıdır ahiretteki ömürde, bu dünyadaki hayatın başka bir parçasıdır, sahnesidir. Hatadır ahirette beklemek dünyada her hayrı. Hatadır diyor dünyada beklemek, ahirette her hayrı dünyadan bekliyoruz. Ahiret öldükten sonra tamam, cennetin kapıları arkasına kadar açıldı. Buyurun efendim denecek zannediyoruz. Hatadır ahiretten beklemek dünyada her hayrı, ömür öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil gayrı. Öbür dünya bu dünyadan ayrı değil diyor. Bu da ne yaparsan orada onu biçersin. Ne ekerse onu biçersin. Sen ey sersem ki üç günlük hayatın hükmü yok der de sanırsın umduğun amadadır ferdayı mahşerde. Dünyada üç günlük hayatın ne kıymeti var dersin, her şeyi ben ahirette bulacağım zannedersin diyor Akif. Ne ekmiştin ki mahsul istiyorsun bir de ferdadan. Dünyaya ne ekmiştin ki ahirette onu bekliyorsun. Senin meşru olan hükmün bugün husran, yarın husrandır diyor Allah muhafaza eylesin. Akif bir gerçeği böylece dile getirmiş oluyor. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yine hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle diyor hadis-i şerifte. La yesteqimu imanul abdi hatta yesteqime kalbuh. Kulun imanı düzelemez ta ki kalbi düzgün olmadıkça. Kalp şura düzgün olmadıkça iman da düzelemez. Bura yamuksa iman da yamuk olur. Bura eğri ise iman da eğri olur. Önce imanın karargahı merkezi insanın kalbidir. Orayı düzeltmesi lazım. Ve la yesteqime kalbu hatta yesteqime lisanı. Kalbi düzgün olamaz dili doğru söylemedikçe. Dil her türlü melaneti yapar, her türlü küfrü yapar, her türlü zikri terk ederse onun kalbinin düzgün olması mümkün değildir. Çünkü kalbin tercümanı neresidir? İnsanın dilidir. وَلَا يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ مِنْ لِسَانِهِ. İnsan komşusu kendi dilinden emin olmadıkça cennete giremez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Komşusu bir insanın dilinden ve elinden selamette olmadıkça, rahat etmedikçe, her gün eziyet görüyorsa cennete girmek çok zordur. Onun için muhterem kardeşlerim, dilimize, elimize sahip çıkalım. Dünya hayatı fanidir. Sakın böyle bir şey yapmayalım. Bakın birçok yerlerde bu hazırlıkla devam ediyor. Siz böyle bir şey yapmayınız. Onlara benzemeyelim. Onlara benzersek onlar gibi oluruz. Benzemenin çeşitli yolları vardır. Yemekte benzeme olabilir, giymekte benzeme olabilir, yaşayışta benzeme olur. İbadette bile onlara benzemeyin. Bakın bir şey anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Yahudilerden bir tanesinin oruç tuttuğunu görüyor. Diyor ki niye tutuyorsun orucu bugün siz? Diyor ki Muharrem'in onu bugün. Muharrem'in onu. Hazreti Musa
Hazreti Musa Firavun'un şerrinden Muharrem'i onunda kurtuldu. Biz de onun için oruç tutuyoruz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Peygamberimiz, önümüzdeki sene Allah bize ömür verirse bir gün ya baştan ya sondan ilave ederek ya 9'u 10'u veya 10'u 11'e ilave ederek bunlara benzemeyelim diyor. Bunlara benzemeyelim. Bunlardan ayrılalım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi doğru olan İslam'ı yolundan ayırmasın. Şerlerden muhafaza eylesin. Hayırlar yapmaya nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Hepinizin cumanız mübarek olsun. El-Fatiha.